Herkese merhabalar, kıymetli işler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olur, beğenir ve bildirim zilini açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Sevgili arkadaşlar, bir de videolarımı sonuna kadar izlerseniz çok çok sevinirim. Bu şekilde bana destek olabilirsiniz ve kanalın biraz daha büyümesine yardımcı olabilirsiniz arkadaşlar. Bugün şöyle güzel bir patik ucu başlayacağız. Normalde biraz zor gibi görünse de çok güzel, çok pratik, bir o kadar da muazzam bir uç elde etmek için neler yapmalıyız onlara bakacağız. Ben böyle bir patik ördüm. Dün de zaten bunu paylaşmıştım. 5 sıra öreceğiz arkadaşlar. İlk 3 sırada artıracağız ama şu ucu çok önemli. Burasının kaymaması gerekiyor arkadaşlar. Burasının eğer ki kayarsa siz istediğiniz kadar burayı denkleyin. Ayağınıza patik ters döner, yamulur. O yüzden vereceğim detaylara çok dikkat edin. Şimdi normalde aynı bunun gibi siyah yapmamız gerekiyor ama siyah biraz daha pek fazla göstermediği için ben pembe yapacağım. Size de kolaylık olsun diye. Kesinlikle kaydırmayan uç anlatım yapacağım sevgili hanımlar. Şimdi gelelim. Ben 37 numara için 11 zincirden başlayacağım. 1 zincir başlayacağım. 2 3 4. Fazla büyük olmasın, fazla sıkı da olmasın. 4, 5, 6, 10 ve 11. Artı 2 sevgilenler, toplamda 13 zincir attım. 2 taneyi geride bıraktım. 1, 2, 3. saydım. Bakın şuradaki ilmeklerden 2 tane ilmeğe geçtim. Tığım 4 numara bu arada sevgilenler. Tam ideal. Gördüğünüz gibi 4 numara tığ kullanıyorum. Hemen peş peşe ardı ardına gelen zincirlere bir tane tığımın üzerine tur atıyorum. 2 defa da çıkartacağım. Şöyle 1 2 1 2 Şimdi burada vereceğim, dikkatle dinleyin detayı. Toplamda 12 sıra trabzan yapacağız. Pembe de daha iyi göstereceği için pembe rengi tercih ettim. Son sıraya geldim. Burayı da aynı bu şekilde yaptım. Bakın buraya dikkat edelim. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Burayı 12. yapıyorum. İki tane ilmeğim hazır. Şimdi 3 tane zincir çekeceğim. Artırımlara geçiyorum. Tam buranın karşısına. Şimdi şuradaki 3 tane zincir çektim. Şu ilk baştaki zincire bunu sabitliyorum yine. Bir tane tığın üzerine aldım. 2 defa da çıkardım. Şimdi tekrar aldım. Bakın şuraya batmayacağız. Böyle yaparsanız kaydırma olur. Bakın şunları yaparsanız kaydırma olur. Kaydırma olmaması için şu karşıdaki zincir var ya, şu trabzanın tam ortasına batacağız. Hem şuradaki arkadan kalan ipi de onu da gizleyelim. O da ilmeklerin içine kalsın. Bunu yine buraya koymuyor, takmıyorum tığımı. Diğer zincirin ilmeğin ortasından yine 2 defa da her defasında aynı işlemi yaparak bu sırayı da tamamlayacağım. Bu tam uç kısım arkadaşlar. Patiğimizin en önü. Bu detaylara dikkat ederseniz kesinlikle kayma olmaz.
Çapraz durmaz. Ben de ilk defalarda bayağı zorlanıyordum. Bakın böyle görmesi gerekiyor. Tam karşılıklı mesela bütün 12 tane ilmek var ya burada, o bütün 12 ilmeği buradan karşılamış olduk. İki, dört, altı, sekiz, on, 12. 12'yi burayı tamamladım. Yine buraya 3 tane zincir çekiyorum. Karşıdaki ilmeğin, bakın. Şu karşıdaki ilmeğin üzerine geçtim ve şöyle hiçbir şey yapmadan kaydırma tekniğiyle kapattım. Tekrar göstereyim. 3 tane zincir çektim. Karşıdaki ilmeğin üzerinden hiçbir işlem yapmadan kaydırmayı da birleştirdim ve ilk burun kısım oldu. Şimdi ikinci sıraya geçtim. Yine aynı yerden. Şimdi şu ilmeklerden devam edeceğim. Bakın. Biraz önceki o aralardan geçme olayı sadece uçlardaki detaylarda önemliydi. O da kaydırma kesinlikle yapmaz. Çorabınız, patiğiniz bu şekilde yapabilirsiniz. Çorap da yapılabilir bu modelde, bu uçla. Şimdi buraya açmış olduğumuz 3 tane zincirli bir halka oluşturmuştuk. Şimdi buraya 2 tane artırma yapacağım. 2 tane zincir çekiyorum. Yine aynı bölüme battım. Hemen sıradaki ilmeğin üzerinden devam ediyorum. Bakın. İkinci sıramızda bitirmek üzereyiz. Toplamda 5 sıra olması gerekiyor sevgili hanımlar. Bunlara dikkat edin. Yeni başlayacak arkadaşlar. Çok fazla sık olmasın, çok da gevşek olmasın. Bir de iplerimizi böyle bir defada tur atıyoruz ya. 3 defada çıkarmayın. Bu şekilde 2 defada çıkartın. Yoksa iç kısım görünür, o da güzel olmaz. Şimdi burayı da aynı şekilde karşı tarafta yaptığım gibi 2 tane fazla artırdım. 2 tane zincir çektim. Yine aynı noktaya battım. Buraya sayalım. 2 artırmalar da sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Burası ikinci sırada tamamlandı. Şimdi bunları birleştireceğim. Normalde buradan şöyle birleştirdim ve ikinci sıramı da kapattım. Üçüncü sıraya geçiyorum. Üçüncü sırada da aynı şekilde artırma yapacağım. 4 ile 5 artırma olmayacak. 4 ile 5 artırma olmayacak. Yine aynı işlemi burada da uyguluyorum. Bir tane tur attım tığın üzerine. Bir, iki. Bir, iki. Şu şekilde artırmalarımız siyah renkte belli olmadığı için tek bu şekilde örüp gidebilirsiniz. Dümdüz bir patik de yapabilirsiniz sevgili hanımlar. Böyle de olur. Yeni başlayacaklar için söylüyorum. Ben bu şekilde uç hazırlıyorum. Daha sonra üzerinde farklı modeller, farklı desenler çalışarak devam edebiliyorum. Ama bu şekilde hiç artırmadan bu şekilde dümdüz örüp şöyle ayak giriş bölümünde yapar.
kenarları açarsınız. Buralarda kesinlikle ek yok. İpleri koparmadan çok güzel. Dün zaten detayları da verdim. Dünkü bir gün önceki videomda zikzak patik arkadaşlar çok da basit oldu. Normalde bunun örneğinde ip koparma var. İp tekrardan bağlama. Bunun her ayağınıza giyerken çıkartırken o iplerin çözülme tehlikesi var. O yüzden çok da sağlam güvenilir değil. Ben de böyle bir yöntem buldum. Çok da güzel oldu. Şimdi burayı da artıracağız. Karşıda olduğu gibi. Burası da harika. Şimdi burayı da sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Burası da tamam. Şimdi yine kaydırma tekniğiyle buraları da birleştireceğiz. Şimdi üçüncü sıramızda tamamlamış olduk. Bakın hiçbir belli değil. Bileşen noktalar. İç kısımdan da dış kısımdan da kesinlikle belli değil. Ama tersiyle yüzü farklı. Bakın buralar. Kenarlar. Şimdi üçüncü sırama geçiyorum. Üçüncü sırada kesinlikle artırma yapmayacağım. Şimdi dümdüz örülecek artık. Dördüncü sıra. Bundan sonra en az 5-6 tane videom patik üzerine olacak sevgili hanımlar. Çünkü çok uzun yıllar önce öğrendiğim için ve detaylara da çok dikkat ediyorum. Bazı kısa yollar pratik bilgilerle biraz daha kendim geliştirdim. O yüzden o detayları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Herhalde takipte kalabilirsiniz. Şimdi dördüncü sırayı da yaptık. Yine işlem bitti burada. Zaten 20 tane her sırada vardı. Şimdi bu şekilde birleştiriyorum. Bakın burada tam ek kısmı şurası ama hiç belli değil. Kesinlikle kaydırılmadığı için. Şimdi son sıraya geçtim. Yine aynı işlemi burada yapacağım. Burada da yine bütün gördüğünüz ilmeklerin üzerine aynı işlemi yapıp bitireceğim. Bunun üzerine artık istediğiniz modeli çalışabilirsiniz sevgili hanımlar. Zaten burun kısmı oluştu. Beşinci sıramda başladım ve bitirdim. Yine aynı kaydırma tekniğiyle birleştirdim. Şimdi ipimi bayağı zor bir şekilde patik ip olduğu için biraz zor kapanır, kesilir. Bakın, bu şekilde yaptım. Şu uç çok önemli. Kaydırma olmaması için bu şekilde diğer ilmeklerin içine batarak ikişer tane de 3 sırada artırma yaptım. Geriye kalan 2 taneyi de artırma yapmadım. Olduğu gibi 20 bu taraf, 20 bu taraf. Yani üst kısım ve alt kısım olarak toplamda 40 tane artırdım. 11'den zincir çektim. Bu şekilde zaten geriye doğru bakabilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik sevgili hanımlar. Eğer ki üzerinde daha sonraki videolarımda zaten bu ucun üzerine nasıl model çalışacağımı anlatacağım. Siz de izleyip bu şekilde örneklerden faydalanabilirsiniz. Herkese sağlıklı, güzel günler diliyorum. Bir de özellikle şeylere dikkat edelim. İlk modeline dikkat edelim. Ben size onu normalde marka paylaşmıyorum ben. Marka paylaşırsanız sorun olabilir.
Bakın şöyle zaten tuhafiyecinize gittiğinizde, patiklik dediğinizde size bu şekilde bir ip verecektir. Buna en uygun tığ modeli 4 numara sevgili hanımlar. 4 numara tığ çok küçük de olmaz. Şu şekilde başlangıç zincirler daha rahat bir şekilde tığınız işlem yapabilirsiniz. Ama daha küçük olur veya mesela 6 numara tığ kullanırsanız bunlar seyrek olur. Veya daha küçük 2,5 numara kullanırsanız o da çok küçük olur. O zaman en ideali 4 numara tığ kullanmak arkadaşlar. Tekrardan videomuzu da sonlandırıyoruz.